bizler egemenliği şahsileştiren bu sisteme karşı çıkıyoruz. Ankara'da siyasi kulisler çok sıcak. Yıllardır Tayyip Erdoğan tarzı siyasete alışan muhalefet cephesi bu kez çok temkinli. Muhalefet bloğu Cumhurbaşkanı adayını henüz açıklamadı. Durum böyle olunca AKP'nin yıpratma operasyonları da şimdilik devreye giremedi. Bombalar elde patlamasın diye bir an önce isim istiyorlar. Altılı masa da bunu bu kadar uzatmasın artık. Kararını ne zaman verecekse bir an önce versin. Altılı Masa'da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına liderler sıcak bakmıyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ismine kimsenin itirazı yok. Resmi olarak açıklanmasa da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın karşısına çıkacak aday büyük oranda belli oldu. O isim son dönemdeki stratejik adımları ve yaptığı çıkışlarla AKP cephesinin defansa çekilmesini sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu kalmış gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu yani büyük bir oranda hani Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. 2010 yılında siyaseti derinden sarsan bir krizin ardından CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiğinden beri liderliğinin en güçlü zamanını yaşıyor. Bunda AKP'nin Türkiye'yi her alanda çöküşe götüren siyasetinin kuşkusuz payı var. Ancak Kılıçdaroğlu da sazın doğru teline vuruyor. Durum böyle olunca defansa çekilmek zorunda kalan Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu tam saha prese devam ediyor. Sadat bir paramiliter kuruluştur. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burası da saraydır. Cumhurbaşkanlığına adaylık açıklaması için şimdilik doğru zamanı bekleyen Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a gitmesi son dönemde çok tartışıldı. Sadat baskınıyla çok doğru bir yere hedef alan Kılıçdaroğlu, iktidara oldukça etkili bir mesaj verdi. Öyle ki hayalleri zorlayan korkunç senaryoların odağında olan Sadat'a Erdoğan bile sahip çıkamadı. Sadat'ın yöneticileriyle, kendileriyle, yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde Canan Kaftancıoğlu kararının ardından Maltepe'de düzenlediği miting, Erdoğan ailesinin ABD'ye para aktardığı ve kaçacakları iddiasını belgeleriyle anlatması, elektrik faturasını ödemeyerek karanlıkta yaptığı aydınlık siyaset vurguları Kılıçdaroğlu'nu bir adım öne taşıdı. Bu benim çektiğim bir fotoğraf. Sevgili halkım, hiç kimse merak etmesin. Karanlıkları mutlaka aydınlığa çıkaracağız. Azim ve kararlılıkla. CHP'nin kemikleşmiş refleksleriyle mücadelesine göreve gelir gelmez başladı. Koltuğa oturan Kılıçdaroğlu'na ilk başta direksiyonu vermek istemediler. Ancak o, kısa süre içinde parti içindeki müesses nizamın bekçisi Önder Sav gibi bir hizip pirini alt etmeyi başardı. CHP'yi normalleştirme girişimlerine karşı parti içindeki sabit ezbere karşı mücadelesi ise yıllarını aldı. Buna rağmen sakin ve soğukkanlı yürüyüşüne devam etti. Altını çizmekte mahsur yok. Kılıçdaroğlu'nu Erdoğan karşısında gerçek bir rakip yapan olay adalet yürüyüşü oldu. MİT tırları davasında CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşle kendisini ispatladı. 15 Temmuz'dan sonra kurulan tek adamlık rejimine karşı yol boyunca büyüyen hak, hukuk, adalet yürüyüşü bittiğinde o artık Gandhi Kemal'di. Genel başkanlığının üzerinden ancak 7 yıl sonra. Benim çocuklarıma miras olarak söyleyeceğim sözler bunlar. Kul hakkı yemelesinler, saygı olsun, herkese saygı olsun, adil davransınlar. Kendilerinden hoşlanmayan insanlara da saygı göstersinler. Kılıçdaroğlu'nun siyaset yolculuğunda tatsız olaylar da yaşandı. 2014'te Ankara'da hem de meclisin içinde yumruklandı, 2016'da katıldığı şehit cenazesinde kurşun atıldı, yine 2016'da Artvin'de Kılıçdaroğlu'nu taşıyan konvoya silahlı saldırı düzenlendi. En tehlikeli olaysa Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşandı. Ana muhalefet lideri katıldığı şehit cenazesinde lince uğradı, sığındığı ev taşlandı, korku dolu saatler yaşandı. Net ifadeyle devlet kendi başkentinde ana muhalefet liderini koruyamadı. Sayın Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimi önemli bir saldırı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu orada öldürülecekti.
Kılıçdaroğlu'nun eksiklikleri de yok değil. Erdoğan'ın egemen siyasi ikliminde halkın istediği güçlü lider ihtiyacına cevap veremedi. Bürokrasi kökenli Kılıçdaroğlu, siyasette her şeyi araçsallaştıran Erdoğan'a karşı birçok defa tuzağa düştü. Oy potansiyelini bir üst noktaya taşıyamadı, yolsuzluk konularında konuştu ama sesini duyuramadı, dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda yanıldı. Bir diğer manidar örnek 15 Temmuz çıkışıydı. Kontrollü darbe dedi ancak siyaset yorumcularına göre sözünün arkasında yeterince duramadı. 15 Temmuz'u fırsat bilip karşı darbe yaptılar. Kontrollü darbe yaptılar ve şimdi milyonları perişan ettiler. Tüm bunlara rağmen Kılıçdaroğlu, Erdoğan siyasetinin kodlarını çözmüş görünüyor. Rejim üzerinden siyasete alışmış CHP'yi o tartışmaların arasına sokmuyor mesela. Erdoğan her zaman yaptığı gibi kaşıyor, bölüyor, kitlesini konsolide etmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu buna, örneğin tarihi helalleşeceğiz açıklamasıyla karşılık veriyor. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. Kılıçdaroğlu'na ve genel olarak muhalefete psikolojik üstünlüğü veren olay yerel seçimler oldu. Aday tercihi, çalışma disiplini, muhalefet arasındaki armoni başarıyı getirdi. Seçmen zaten bıkmıştı, bu bir gerçek ama İstanbul ve Ankara'nın AKP'den alınması Kılıçdaroğlu'na başarı olarak yazıldı. Bu durum kendisine sadece parti içinde değil, siyasette de bir alan açtı. Yıllar önce CHP ile Saadet Partisi'nin içinde olacağı bir ittifak tahmini yapılsa siyasi yorumcular gülerdi belki. Ancak şimdi bu altılı masayla gerçekleşti ve kimse şaşırmıyor bu duruma. Ana muhalefet partisi olarak bu ittifakın mimarı, konformist siyaseti reddeden Kılıçdaroğlu aslında. Halihazırda son anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a oy vermem diyen %60'lık kitle var. Yani muhalefet açısından AKP'nin en zayıf olduğu seçim bu olacak. Türkiye'deki seçmenin %60'ı ne olursa olsun Erdoğan'a oy vermeyecek. Muhalefet normal bir seçim sürecinde kazanacağından çok emin. Herkesin emin olduğu başka bir konuda Erdoğan'ın boş durmayacağı. Türkiye şimdi tam da bu noktada. Psikolojik üstünlüğünü kaybetmiş bir Erdoğan seçim öncesinde ve sonrasında kaybetmemek için meşru olmayan her türlü kozu oynamaya çalışacak. Kılıçdaroğlu için ikinci tehlike ise sol camia içinde. Liderliğine ve söylemlerine karşı parti içinden ve dışından sol tezgahta büyüyüp AKP'ye çalışan kişilere karşı da Kılıçdaroğlu'nun formül bulması gerekecek. Süleyman Demirel'in deyimiyle siyasette 24 saat çok uzun bir süre. Cumhurbaşkanlığı adaylığına kesin gözüyle bakılan Kemal Kılıçdaroğlu, göreve başlamasının 12. yılında çok önemli bir kavşakta şimdi. Türkiye kurumlarıyla, vatandaşıyla çok yorgun. Siyasetiyle el yükselten Kılıçdaroğlu, hedefine ulaşırsa Erdoğan ve kurduğu rejimi son bulacak. Siyaset arenasında yaşanacak bu değişim, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir anlamda tarihe geçme fırsatı da vermiş olacak. Sandığa gidince elimizi vicdanınıza koyun. Yani artık dur demeniz lazım. Birlikte dur demeniz tabii lazım. Yani Türkiye'nin evet, biraz huzura ihtiyacı var. Çok kamplaştık, çok ayrıştık. Ya herkes bir başka kişiyi düşman olarak görmeye başladı. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Hepimizin kucaklaşması lazım. Bir arada huzur içinde yaşamamız lazım.